Evet sevgili dostlar, golbar.com'un ve Kayser Ödülü Bastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Ersin Düzen, Ali Koç ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar diyor. Sonra aday olmayacağım diyor. Sonra bir anda yönetici arkadaşlarımdan çok fazla ısrar var. Bir düşüneceğim diyor. Röportajdan izledim. Yeşil dışa dönmüş gibi bu olmaz yani. Milyonlarca taraftar olan bir adam bahsediyoruz diye. Şimdi özellikle son günlerde bazı terörist zihniyetteki arkadaşlar benim Ali Koç'u çok savunduğumu, işte İsmail Kartal'a toz kondurmadığımı falan söylüyorlar. Dün akşam yaptığımız canlı yayında ben defalarca izah ettim. Bir kez de buradan kısaca söyleyeyim. Bakın bakalım maç sonu mesela özet canlı yayını var iki tane. Hem ilk 45 dakika için hem de ikinci yarı için iki tane farklı özet yayınım var. <laughs> İkisini de şundan belirtiyorum. Özellikle maç sonunda. Diyorum ki Fenerbahçe bir şekilde 2-1 öne geçti. 120 dakikanın yorgunluğu var. Takım fizik kondisyon olarak yerlerde. Taktiksel anlamda çökmüş durumda. İsmail Kartal'ın hamle zamanlamaları kötü. Cengiz zaten Perşembe mahvolmuş durumda. Bugün oyunu almak niye falan filan sayıyorum sayıyorum saydırıyorum. Diyorum ki hani takım bir şekilde 2 biri geçmiş. Bunu bile koruyamıyoruz. Şöyle böyle ha hakemlerinde suçu yok mu var diyorum anlatıyorum. Hatta şunu da söylüyorum. Ali Koç'un başkan olmasını da istemiyorum. Kesinlikle uzatmasını istemiyorum. Ve buna rağmen de hala beni Ali Koç'cu İsmail Kartalcı ilan edip kanalın abone sayısı düşsün. Kanalın izlenmesi düşsün. Takipçisi düşsün diye uğraşanları da Allah'a havale ediyorum. Konuşmama devam edeyim. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben Mario Brankocu'yum. Bak bunu gururla söyleyebilirim. Mesela Ali Koç ya da başkası kim gelirse gelsin Mario Branko'yu elde tutmak zorunda. Eğer Mario Branco'yu göndersek ahmaklık etmiş oluruz. Bak ben bunu açık açık da söyleyeyim. Şimdi Yağız Sabuncuoğlu Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olamıyor. 2014-2018 4 sene Aziz Yıldırım'a yazar. 2018-2024 6 sene Ali Koç'a yazar. Bu 10 senede ne Aziz Yıldırım ne Ali Koç diyecek bir kişi nasıl çıkmaz diyor. Hani aday olarak. Maalesef çıkan kişiler de çok enteresan aday olarak çıkıyorlar. Ben de onu anlamıyorum. Mesela Saadettin Saran'ın açıklamaları var. Çok garip açıklamalar var. Yani Saadettin Saran'dan felaket enteresan açıklamalar görüyorum. Ben hani ne diyeceğim bilmiyorum. Felaket açıklamaları diyeyim. Önce şuradan gireyim. Yağız Savuncuoğlu Fenerbahçe'ye ikardi teklif edildi. istemediler. Jesus'a Toreria teklif edildi. Uzun boylu bir uzun boylu istiyorum diye. Vinicius Carvalho Arao listesini verdi yönetime. Anlatayım mı demiş. Şimdi ben şu çok merak ediyorum. Niye şimdi bu konulara giriliyor? Hani aylardır, yıllardır bunları bilmiyor da yeni mi öğrenmiş acaba? Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Saadettin Saran Antonio ile Antonio Conte ile Görüştü dedi Yavuz Sabuncuoğlu. Şimdi 22 Nisan canlı yayında Saadettin Bey başkan olması durumunda takımın başına Antonio Conte gelecek. Şu anda görüşme sürüyor demiş. Ve Saadettin Saran'dan açıklama Conte ile görüştüğünüz doğru mu sorusuna. Siz olsanız İsmail Kartal'la çalışır mısınız? Yani Saadettin Saran'a siz olsanız İsmail Kartal'la çalışır mısınız diye bir soru. Şu zamanda çok absürtçe. Ve şunu da söyleyeyim. Ben Saadettin Saran'a çok fazla tuzaksal işlerin olduğunu da düşünüyorum. Yok ki bu konularda yorum yapmak hocanın ve oyuncuların emeğine saygısızlık olur. Biz çalışıyoruz, projelerimizi hazırladık, maddi kaynak sağladık, uğraşıyoruz. Bizim önceliğimiz ailemiz, ondan sonra Fenerbahçe. Burada da fark yaratacağımıza inanıyoruz. Türk spor tarihinin en hazır ekibiyle geliyoruz. Şimdi ben sadece bir hayal kuruyorum. Yanlış anlamayın. Anlatabiliyor muyum? Sadece küçük bir hayal kuruyorum. Fenerbahçe kadrosunda hemen hemen hiçbir oyuncuyu göndermediğini düşünün. Hani e, Kronos'tan falan filan bir şekilde çıktığını düşünün. Conte'yi getirdiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Bir şekilde. Hani 3-4-3 en son Tottenham serüveni bence başarısız. Inter ve Chelsea serüvenleri bence iyi. İtalyan milli takım serüveni iyi ama orada ben bile iş yaparım. Ondan önce Juventus serüveni <laughs> 2.26 puan ortalaması. Hani Siena, Atalanta diye gidiyor. Yani Juventus'ta 2011-2014 arası 2.26. En son toplamı 2021 Mart 2023 arası çalıştırmış. 1.76. <laughs> hani kötü izler bırakmış diyebilirim. Şöyle bir düşünüyorum. Yani 4 İtalya şampiyonluğu var. 1 Premier Lig şampiyonluğu. 1 hani İngiltere kupası falan diye gidiyor. Tele Süper Kupası e, diye gidiyor. Tadic, Bekao, ne bileyim Ciku. Hani şu anki Fenerbahçe kadrosunu. Siz zannediyor musunuz sorun İsmail Kartal'da? Hani Conte gelse bu kadro. Hatta ben birkaç tane de güzelleme yapayım mı? Richard falan alıyorsun. Tadic'in yedeğini. Kent'i falan gönderiyorsun. King'i gönderiyorsun. Ne bileyim Ceko Batshuayi. Üçüncü forvette Hadi mecbur Türk olacak kuraldan dolayı. Şimanski, Şimanski, yedeği Lincoln Ernike falan olsun. Ne bileyim sağ kanatta İrfan Cengiz. Hani sakatlanmayan türünden falan olsun. Bu kadro olsun. Siz zannediyorsunuz Konte ile bu takım yine rekorlar kıracak. Uçacak, kaçacak. Ben zannetmiyorum. Ben bu takımın bir ceza yediğini düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'ye bekçi olurum deyip 2 Nisan'da Kongre'ye gelmeyenler gibi Akbaba değilim ben. Şeffaf insanım Fenerbahçe puan kaybettikten sonra sevinenlerden değilim ben demiş Saadettin Sara. Şimdi bu var ya çok enteresan bir şey ya. Yani 2 Nisan'da kongreye gelmeyenler Ali Aziz Yıldırım'dan bahsediyor. Aziz Yıldırım'a laf sokuyor. Hani Akbaba değilim diyor. Şeffaf insanım Fenerbahçe puan kaybettikten sonra sevinenlerden değilim ben diyor. Ee, yani Aziz Yıldırım bu lafların altında kalmaz benim bildiğim Aziz Yıldırım ya adaylığını açıklar ya başka bir şey yapar. Bu ülkede teröristlerin nerede yemek yediği bile belliyken otobüsümüzü kurşunlayanlar hala bulunmadı. Bir kişi istifa etmedi, bir kişi özür dilemedi diyor. Bence Saadettin Saran da yanlış sularda. Hani ben olsam birilerinin yerinde derim ki ulan Saadettin Saran geleceğine bari Ali Koç'la devam edilsin. Çünkü niye? Saadettin Saran geldi Fenerbahçe'ye operasyon devam ediyor. İnsanların kuracağı cümle ulan Aziz Yıldırım kötüydü. Ali Koç kötüydü, Saadettin Saran da mı kötü? Demek ki abi bunların derdi Fenerbahçe diyecekler ve Fenerbahçe çok ciddi bir destek alacak. Hani artık insanlar siyaset ve Fenerbahçe diyecek. Gerçekten de ki insanlar 31 Mart seçiminde siyaset ve Fenerbahçe demeye gelmişti. Sonuç ortada. Bir sonrakine ne olacağını herkes görür diye düşünüyorum. Saran diyor ki Ali Koç çok şeffaf bir insan. İstediğimiz her şeyi verdi. Başkanlık için çok iyi hazırlandık. Hiçbir zaman Fenerbahçe'nin şikayet yaptığına inanmadım. O tarihte Hürriyet'te röportajım var. Fenerbahçe şikayet yapmadı diye. Sorun Aziz Yıldırım'a düşmanlık gibi bir açıklaması var. İzleye bakabilirsiniz. Ee, kaç Mayıs ya? O tarihlere bakın. Dün verilen penaltı şaka gibi böyle bir penaltı yok diyor. Maddi manevi benim yönetimde çok güçlü insanlar var. İçimizde Türkiye'de ilk yüzde olan dört kişi var. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin... Ali Koç da şampiyon olması lazım. Ali Koç da şampiyon olup Ali Koç bıraktığında Saadettin Saran'ın gelmesini istememeleri lazım. Yani açık söyleyeyim Allah göstermesin Allah kimseye vermesin de ben Galatasaraylı olsam derim ki ulan derim Ali Koç da devam etmesi lazım bunların. Gerekirse biz bu seneyi feragat edelim. Bu sene Fener şampiyon olsun bir şekilde. Bir havasını bulsunlar suyunu bulsunlar. Ali Koç'ta da 3 sene bunları uzatırlar. Daha nasıl olsa bu Galatasaray'a karşı kompleksi var. Nasıl olsa bu sıkıntı yaşıyor. Biz yine bunu karıştırırız. Bu çok kolay etkileniyor. Tahriklerden şuradan buradan. Bu şampiyon İsmail Kartal'da da devam eder. İsmail Kartal'da da hakemler koruyor falan filan diye. Hani bu düşüncedeler ya. Galatasaray eğer bu mantıklılarsa böyle demeler lazım. Aksi takdirde dediğim gibi iş karışacak. Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor demiş. Candaş Tolgaş, Tolgaş Işık. O da diyor ki Saadettin Saran bak. İstemiyorlar bizim şampiyon olmamızı. Bence bizim şampiyon olmamızı istenmiyor diyor. Anladın mı demek istediğim. Bak tehlike çok büyük aslında. Ama anlayana. Fenerbahçe'nin üzerinde bir oyun oynandığını düşünüyor musunuz? Evet kesinlikle düşünüyorum diyor. Bak bu birilerine çok ciddi düşmanlar kazandırır. Benden söylemesin. Ben tarafsız olarak söylüyorum. Hani koç aday olursa aday değilim diyor. Başa gelirsek Ankara ile aramızı iyi tutacağız. Böyle bir ortamda herkes oraya buraya saldırırken ortada kötülük varken ve Dün de puan kaybetmişken şimdi ben diğerleri gibi mi olayım? Akbabalık mı yapayım diyor. Her seferinde Ali Koç başkan adayı olmazsa aday olurum diyorsunuz. Niye böyle bir şartınız var? Ali Koç'u başarılı buluyor musunuz diyor Candaş Tolgaş Işık. 10 senedir Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Burada başarı vardır demek yalan olur diyor. Aziz Yıldırım'ı da dahil ediyor her topa. Zico'nun Fenerbahçe'si gibi futbol oynayan Avrupa'da daha ileri giden bir Fenerbahçe hayal ediyorum diyor. Ee, hayırlısı inşallah. Ali Koç aday olursa yönetimine girer misiniz? Hani Ali Koç aday oldu diyelim. Girmem her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi var. Tarzlarımız ayrı. Kendisine de söyledim. Biz geçinemeyiz diyor. Skorer diyor ki Fenerbahçe sezonu İsmail Kartal'la tamamlama kararı aldı. Nasıl bir omurga yapısı ya. Yani akbabalık işte burada çıkıyor ortaya. Çavi'den Ancelot diye bizde olsa oynatırdım. Kimden bahsediyor sizce? Real Madrid'in Barcelona 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Carlo Ancelotti ile Xavi Hernandez'in maçın ardından birbirlerine sarıldıkları görüldü. İki teknik adam arasındaki konu Arda Güler'miş arkadaşlar. Demir ki transfer edemedik pişmanız. Xavi'nin Arda'yı transfer edemedikleri için yaşadıkları pişmanlığı anlattığı ifade edilmiş. Yani haberde böyle söylüyor arkadaşlar ben demiyorum. Ee, Arda bizim takımda kesinlikle oynardı. Real Madrid'de çok fazla yıldız futbolcu var diyor. Niye Barcelona'da da yok mu? Sizinkiler şeyci mi? Kaloriferci mi? Arda Güler için de bu arada Ancelotti süre alacağını açıklamış. Arda Güler kısa bir kısa süre içerisinde oynata, oynayacağımız maçlarda süreler alacak demiş. Ve tabi 7 maça çıkmış bir gol kaydetmiş. Bu da ilginç. Ama ben şunu söyleyeyim. Mesela bir Arda Güler Fenerbahçe'de bir sene daha kalsaydı herhalde dünya tarihine adını yazdıracak bir transfer olurdu. Ve bu şekilde de önemli bir transfer olarak tarihe geçerdi. Nasip. Arkadaşlar sizlerden şiddetli bir şekilde tanıdığınız, sevdiğiniz Fenerbahçelileri kanala davet etmenizi istiyorum. Şu kritik eşik 69.600'ü geçersek bence 70.000'de oluruz, 100.000'de oluruz. Kritik eşiği geçmemiz için lütfen Fenerbahçeli arkadaşlarınızı davet edin. Hocam iyi de milletle moral mi kaldı? Onlara şunu söyleyin. Deyin ki moralinizi de bu adam yüksek tutar. Sizinle de aynı düşüncelere sahip. Takip edin. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Deyin. Lütfen arkadaşlar. Hani size ihtiyacım var. Desteğinize ihtiyacım var. Lütfen. Zira Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankara Vücudu'da Beştaş 0-0 beraber kalmış. Beştaş bize yenilsin de gitsin inşallah kupayı alsın. Rövanş 7 Mayıs salı diyor. Niye rövanş alsın? 2010-2011'in Bak size bir şey söyleyeyim. 2010-2011'in Süper Kupa finalini oynatamazlar. Trabzonspor'dan korkarlar. Trabzonspor'un belki de siyasi ayağından ya da ne bileyim Trabzonspor'a göre vermiş siyasilerden korkarlar. Bu bir. 28 şampiyonluğu Fenerbahçe'nin tescil edemezler. Galatasaraylılardan korkarlar. Bu iki. Üçüncüsü matematik olarak bana deseniz ki bu sene kimin şampiyon olması daha mantıklı? Fenerbahçe'nin şampiyon olması daha mantıklı derim. Matematik olarak diyorum. Hocam 4 puan geride sen hayal koruyorsun falan. Hayır. Ben yani sadece bana sorsanız diyorum. Neden peki matematiksel olarak? <laughs> Şöyle anlatayım. BN Sports tarihi bir imzaya gitti. Ve BN Sports Fenerbahçe bu sene de şampiyon olması ciddi bir abone kaybı yaşayacak. Bunun da hesabını Süper Lig'den soracak, kulüplerden soracak. Federasyon başkanından ve devlet yetkililerinden soracak belki de. Çünkü sorabiliyor. Heriflerin şeyi var. Ben matematiksel olarak Fenerbahçe'nin şampiyon olmasından daha mantıklı buluyorum. Ben şunu söyleyeyim. Bir arkadaşım 250 liraya aylık bağlatmış şeyi, <laughs> yayıncı pıtı pıtıyı. Fenerbahçe şampiyon olursa hani söz veriyorum demek istemiyorum. Söz de vermek istemiyorum. Şimdi şey yapmak istemiyorum ama 250 lira aylık para değil ya. Ciddi söylüyorum. Eğer Fenerbahçe şampiyon olsun ben bu kanalda en az 1000 kişiye 250 liralık aylık abone aldırırım. Ciddi söylüyorum. 250 bin lira sırf bu kanaldan aylık para kazanırlar. Yani bu kanalın abonelerinden. Yani bunu yıllığa vurun arkadaşlar. Sadece bak 69 bin 70 bin aboneli kanaldan bahsediyorum. Fenerbahçe bu sene şampiyon olsun. Bak en az en az 1000 kişiyi ben buradan abone ederim. Hani çok ciddi söylüyorum. Matematiksel olarak bu yüzden diyorum. Artı Herkes diyecek ki bak Fenerbahçe e, lige ambargo koyacak falan filan diye. Bu sefer mücadele başlayacak. Üçüncüsü ben eminim yani artık iş başka şeye dönecek. Arkadaşlar siz arka planda olanları görmüyorsunuz. Artık insanlar Galatasaray'dan tiksinmeye başladılar. Arka planda Beşiktaşlılar tiksinmeye başladı. Trabzonsporlar yavaş yavaş uyanmaya başladı. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olamadığı bir senaryoda Fenerbahçe ne yapacak? Küçülmeye gitmek zorunda saran maran hikaye gelse de hikaye küçülmeye gitmek zorunda. Öyle ben cebimden 100 milyon verdim. Hadi işte kulüp 4 tane zenginim var falan. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Ha kulübün isim sponsorlu. Fenerbahçe Ülker. Yıllık 50 milyon euro. Kullan 50 milyon euro. Kullanamıyorsun. Yarısını bankalar konsorsiyumuna hibe ödemek zorundasın. Kaldı 25 milyon euro. Hadi buyur göğüs sponsorluğu ne olsun işte saran olsun ajans spor olsun kaç yıllık 50 milyon euro 25'ini ödemek zorundasın bak hala hareket alanın yok yani Fenerbahçe ciddi bir küçülme yaşamak zorunda üstelik futbolcularına da teklifler gelecek Lan, lanet gelsin diyecek hatta bizimkiler de uygunsaldır Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç'u seçecekler belki seçmeyecekler belki de en gıcık adamı seçecekler hatta ben size bir şey söyleyeyim birisi dese ki, arkadaş beni Fenerbahçe başkanı seçin İlk hakkımız yenildiğinde çok ciddi bir saldırı yapacağız İnanın i̇şte inanın artık millet onu bile seçecek duruma geldi. Artık millet çıldırmış durumda. Yani benim matematiğime göre böyle. Astrolog Meral Güven aciz edercesine Fenerbahçe'nin şampiyon olup olmama ihtimalini soruyorsunuz demiş. Kartlarım ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia ediyor. Trabzonspor şampiyon olacak dediğimde dalga geçmiştiniz. Kartlarım inatla Fenerbahçe şampiyon olacak diyor. Diyor. Ben astrolog, astrolog falan filan inanmam. Ama Meral Güven dese ki Fenerbahçe böyle dedi ya. Fenerbahçe şampiyonluktan sonra Mustafa'ca gel beni öp dese öperim ya. Yani yemin ediyorum şu artık o kadar şampiyonluğa ihtiyacım var ki. Gel beni öp dese öperim ya yani ciddi söylüyorum. Çünkü abi artık o kadar istiyoruz ki. Hani bir Fenerbahçe tarafından bir dal arıyor. Tutunacak bir dal arıyor. Bir şey olsa da hani olsak diye. Ben bu kadının konuşmasından bağımsız bir şey söyleyeyim bak. Matematiğim, düşüncem, zihnim, aklım, fikrim hep şunu söylüyor. Bak siyasi iktidar Fenerbahçe şampiyon olsa Ali Koç'un bütün söylemi yıkıldı. Ben var ki Fener'i şampiyon yapacaklar. Bak sıkıntı sene değilmiş. Demek ki bak siyasi söylemleri bırak git. Demek ki siyasette iş yok. Ali Koç'tan kurtulur siyasi iktidar. Madem kurtulmak istiyor. 2. Fenerbahçe taraftarının 31 Mart'ta verdiği tepkiden de kurtulmuş olur. Bir sonraki seçime daha düzgün hazırlanır ki ben gelecek erken seçim olduğunu düşünüyorum. Çok da iddialı bir cümle kurayım erken seçimde Fenerbahçe taraftarından eğer bu sene de şampiyon olmazsa bir tane artık sıkıntı yaşayacağı garanti bir tane olumlu düşünce içerisinde olanı bulamazsa hiç şaşırmasınlar. 3. Yayıncı kuruluş ciddi bir parayı aldı ve çok ciddi üye kaybı yaşar. Derler ki ulan Jesus'u da getirdik olmadı. İsmail Kartal'ı da getirdik olmadı. Mükemmel kadro kurduk olmadı. Rekorları da kırdık olmadı. Avrupa'da da gittik. Türkiye'de de gittik. Felaket bir şeyler yaptık hala üstümüz oynanıyor. Ulan bunlar bizi töpe şampiyon yapmayacak. Salak mıyım bunlara para vereyim dese. ki Diyecekler. Ben çok ciddiyim. Şu an var ya çok ciddi bir şey var. E... Dekoder iptal yapılanması var. Çok ciddi bir şekilde. Fenerbahçe taraftarı. Şimdi siz zannediyorsunuz ki bilgiler sosyal medyada bilgiler yok. Dark web var. Web'in kara yüzü var. Orada her türlü bilgiye ulaşılıyor. Kaç Digitürk abonesi var, kaçı Fenerbahçeli, hangisini bilgilerini belki de kulüpten resmi olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nden tek tek aranacak. Bunların hepsine diyecektir ki aboneliğinizi iptal etmeyecek kadar Fenerbahçe düşmanı mısınız? Ya 200 bin tane Fenerbahçeli olduğunu düşünün. Bak ben size küçücük bir hesaplama yapayım mı? Çok küçük, basit bir hesaplama yapayım arkadaşlar. 200 bin Fenerbahçe abonesi olsun. Bunu 12 ayla çarpıyorum. Bir yıllık yani 2 milyon 400 bin gibi bir rakam yapıyor. Ortalama her Fenerbahçe taraftarı 250 TL vermiş olsa 600 milyon TL'lik bir havuzdan bahsediyoruz. Sadece 200 bin kişiden bahsediyoruz. 600 milyon TL artı 200 bin reyting düşüşü 200 bin reyting düşüşü artı 600 bin olarak düşünün. Ben size bir şey söyleyeyim. Yayıncı kuruluş artık diyecek abi bundan sonra ben Fenerbahçe'den hiçbirini unutmam. Bir de şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de dip dalga ne kadar etkiliyse ana dalgada o kadar etkiliyor. Dip dalganın etkinliği yüksek olunca bir günde 50 bin kişi Biyensport'tan Sport'tan Edici Türk'ten aboneliğini iptal ettirdi cümlesini duysanız bir haftada 200 bini 300 bini çok rahat geçer. Bir tane Fenerbahçe abonesinin kalmadığını düşünün Dici Türkiye. Ve bu insanların hepsinin korsan dahi olsa maç izlemeyecekler. Yani ben burada korsanı falan teşvik etmiyorum. İşte IPTV'dir, bilmem inat TV'dir, gol var, neydi, şudur budur. Hani çeşitli çeşitli şeyler. Ben bunları teşvik etmiyorum yanlış anlaşılmaz. Ben sadece şunu söylüyorum. Fenerbahçe taraftarı o kadar kızar ki ligi de izlemez, maçınızı da izlemez, futbolunuzu da izlemez. Siz diyorsunuz ki Süper Lig izlemezse gider şey izlerler, Premier Lig izlerler, onu da izlemezler. TRT'de Şampiyonlar Ligi falan filan bedava verilecek. Gidip TRT'de maçı izlerler. Ben bu, bu kadar söyleyeyim size. Olması gereken aslında dediğim gibi bu. Ha şunu da söyleyeyim. Adalet inancı yerle bir oldu. Galatasaray bak sadece Galatasaraylılar şu inanışta. Fener'i hakemlerle buraya getirdiler. Eğer hakemler şöyle Yabancı hakem istediler. Bak yabancı hakem geldi ne oldu? Bunun artık taktik olduğunu, numara olduğunu herkes anladı. Ve Trabzonsporlarda Beşiktaşlılar da diyor ki ulan bugün Fener'e yarın bize diyorlar. Ve ciddi bir Galatasaray antipatisi üretilmeye başlandı. Oluşmaya başlandı. Ve söylemler çirkinleştikçe. Geçen sene de Tehdit ettiler. Şampiyon yapıldılar. Offside'ımsa. Bu sene Fener'in üstüne oyunlar oynanıyor. Ulan arkadaş diyor millet. Nasıl olacak diye. Ben söyleyeceğimi söyledim. Hani bana kalırsa da Fenerbahçe'nin şampiyon olması elzem. Ama sonuç ne olacak? Bakacağız. Arda bir ben diyor ki seviye yanın İrfan Can ilgisi yeni değil. Fakat İspanya'dan bir takım daha var. Gittiği şekilde İrfan'la ilgileniyor. Muhtemelen sezon bittiği zaman Sevilla'dan daha yüksek teklif yapacak. Şu an kulübün adını vermeme sebebim sürecin daha olgunlaşmamış olması diye. Ben Rusya'dan bir takımın adını size verebilirim. Spartaklardan bir tanesi. Lan Moskovalardan biri demem lazımdı. Ee, o takımın 16 milyon euroluk bir teklif hazırlığında olduğunu ben size belirteyim. 12 milyon euro artı 4 milyon euroluk 16 milyon euroluk totalde bir teklif hazırlığında. Ama keşke Zenit'in teklifi olsan. Yani Zenit'in keşke teklif olsa. Bu arada yaz döneminde yine Zenit'le bir turnuva düzenleyebiliriz. Oraya gidebiliriz. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Mecburuz. O turnuva da bizim doğru düzgün hazırlanmamamıza da sebep oldu. Çok yanlış bir turnuva oldu ama neyse. Sakatlıktan da bir kısmı oradan. Ama benim diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Hani videoyu toparlayacak olursam Ali Koç ben olduğum süre Fenerbahçe şampiyon yapmayacaklar diyorsa o zaman olmayacak. Conte geliyor mu? Transferler geliyor mu? Bu da Süper Lig'in yönetim şekline bağlı. Ya da ben şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe Conte bak Ali Koç şampiyon olamazsa hiç kimse Ali Koçu seçmez, şey yapmaz. Ee, Ali Koç'un rakibini seçmez. Ali Koç çıkar mağdur edebiyatı yapar. İnsanlar öyle dolduruşa getirir ki ben size de dedim değil mi der der. İşte bir güç var ortada, bir oluşum var, bir yapı var. Devlet de bunu temizlemedi. Ben çok söyledim temizlemedi. Çok uyardım görüyorsunuz. Bizim şampiyonluğumuzu yine çaldılar falan der. Arkasından da giden milyonlarca kişi olur. BN da Sporsu'nda kaybolur. Süper Lig'in marka değerinde kaybolur. FIFA UEFA zaten denetimde. Ki onların da çok ağır tepkileri var. Onlar da artık Süper Lig'de bir şeylerin adaletsiz olduğu görüşündeler. Dikkat edin Mehmet Büyükekşi'nden sesse daha yok. Seçim Temmuz'da olacak falan filan ayağında. Yani her halükarda Fenerbahçe'nin bunu yapması lazım. Ha, Conte olayı, Conte'yi de getirsen, babasını da getirsen hiçbir şey değişmeyecek. Benim inancıma göre abi artık Fenerbahçe'yi bu ligde şampiyon yapmak için olağanüstü bir şey lazım. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için. Yani olağanüstü bir şey derken bugüne kadar birilerini şampiyon yapanlar çıkıp itiraf edecek. Arkadaş biz yapıyorduk falan diye. Başka bir şey gerekiyor. Siz olsanız İsmail Kartal'a çalışır mısınız? Ben İsmail Kartal'ı böyle bir kadroylu sezonda 4 kupada sadece Süper Lig şampiyonluğu hedefinde onda da bu kadar geriye gitmişken başarılı bulmam. Benim için sürecin önemi yok. Hani Galatasaray'ın o meşhur Bayern Münih maçı var ya çok iyiydik. 30 dakika çok iyiydik. Süper sonuç yenildik. Ameliyat çok başarılı geçti. Müthiş hamleler yaptık. Orasını kestik, burasını biçtik. Sonuç hasta geberdi. Çocuğu çok iyi eğittik. Mühteşem eğittik. Süper eğittik. Sonuç 13 yaşında uyuşturucu komasına girdi. Böyle bir şey gibi bana geliyor ya. Binayı çok güzel yaptık. Muhteşem. Böyle görürseniz fayanslar, mermerler, süper sonuç. Daha bina bitmeden yıkıldı. Ben sonuç odaklıyım. Fenerbahçe sezona çok kötü başladı. Konferans kupasını kazandı. Ligi kazandı. Türkiye kupasını kazandı. Süper kupa maçına çıkmadı. İsmail Katal başarılıdır. Ali Koç 6 senelik serüveninde son senesinde başarılıdır. 5 senesinde başarısızdır. Anladınız mı? Hocam Süper Kupa'yı aldık, Ligi aldık, Türkiye Kupası'nı aldık, konferansı aldık. Yeni sezon daha başlamadan sonra onun Süper Kupası'nı aldık. 5 kupa, bir de Türkiye Kupası var. 6. Ali Koç başarılı mıdır? Hayır. Değildir. Ben bunu sezonun başında söyledim. Yine söyledim. Değildir. Anladınız mı? Zico'nun Fenerbahçesi gibi futbol oynayan bir takım hayal ediyorum demiş. Zico'nun Fenerbahçesi ligde rakiplerle mücadele ediyordu. Hakemlerle değil. İsmail Kartal'la sezonu tamamlama, işte ben olsam şunu oynatırdım, bunu oynatırdım. Bu kadar kaliteli futbolcu satıp, bu kadar paralar kazanan bir takımın şampiyon olamamasını sadece istatistiklere bakarak değil, futbola bakarak da anlayabilirsiniz. Çünkü lig puan bazında son 10 senenin lideri, son 5 senenin lideri ama sıfır şampiyonu. Böyle bir şeyin olma ihtimali var mı? Matematiksel olarak yok. Ya bunlar anlaştılar, bir sene onu şampiyon yapıyorlar, bir sene öbürünü şampiyon yapıyorlar. Siz konuşmayın, susun. İşte Fener olmasın da kim olursa olsun diyor musunuz? Evet. O zaman arada sırada da sizi şampiyon yapalım diye. Ya bir düzen kurmuşlar. İnsanlar artık buna inanıyor. Ki ben de buna inanıyorum artık. Ya bir oluşum var. Adına işte eskiden bilmem ne ödüyorlardı. Şimdi belki de adı başkadır. Belki de Jort'tur adı mesela. Bilemem. Ama ben artık bir oluşumun olduğuna inanıyorum. Ve bu oluşumun şampiyonluğu belirlediğine inanıyorum. Ve kirli ellerini futbolundan çekmediğine inanıyorum. Operasyon gerektiği düşünüyorum. Süper Ligi kesinlikle ve kesinlikle 3 Temmuz volüm 2'nin. Ama bu sefer birilerinin kumpasıyla değil gerçekten adaletli bir yaklaşımla. Hak edenin kumpas değil hak edenin ceza göreceği. Hak edenin hak ettiği cezayı alacağı bir lig istiyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. İzlediğiniz için beğendiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ama ben konu dağılmasın diye bir küçük... Tekrar daha edeyim. Conte'yi de getirsen, Mustafa Hoca'yı da getirsen, Mourinho'yu da getirsen, Mbappe'yi de getirsen bu düzen değişmedikçe Fenerbahçe şampiyon olamaz. Ali Koç da değişse, Aziz Yıldırım gelmese de, Saadettin Saran da olsa, Mustafa Hoca da olsa, öbürü de olsa, Berik'i de olsa, hatta e, bilmem nelere de yakın bir şey de olsa, başkan da olsa yine Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. Artık düzen bu. Ya bu düzen bozulacak, değişecek. Adalet gelecek, herkes memnun olacak. Ya da sonuç hüsran, herkes aç kalacak. İlk şeyler e, ihaleler iptal edilecek. Şu olacak, bu olacak. Bakalım Türk futbolunu neler bekliyor. Görüşmek üzere arkadaşlar.